adam duramıyorum başlıyor Gözün aydın. Gerçekten. Ne haber? İyi. senden ne haber? İyi gayet. Ben de sonunda kavuştuk. Hakikaten öyle. Sen kimsin? Ben bakmadan duramıyorum Erdem. Ben de bakmadan duramıyorum Vahide. Ve sevgili dinleyiciler siz neredesiniz? Tabii ki yeni bir bakmadan duramıyorum bölümünde ve çok şükür ki... Finally! ...stüdyomuzda yüz yüze yeah. bazı aksaklıklar oldu. Bölüm yükleyemediğimiz haftalar oldu. Pandemi bizi böldü. Artık kusura bakmayın. Bakmadılar. Tamam. Bugün seninle cimrilik konuşacağız. Harika. Cimrilikle ilgili senin düşüncelerin neler? Mesela cimri bir insan sende nasıl bir hissi uyandırıyor? Tahammülümü çok zorlayan kişiler. Ben cimri sevmem. Hı hı. Ee, başıma geldi bir dönem. Çok yakın arkadaş olduğum birinin hı hı. E, cimriliğiyle yüzleştim. Ya. Tabii o zaman kuruşlu hesaplar vardı. Ha ha. İşte 2.25'e çay içiyorsun mesela. Hı hı. İşte o 2.50 kuruş verdiyse 25 kuruş, kuruşunun... Ee, peşinde düşerdi. Ha anladım zaten cimrilerin özelliklerinden biriymiş. Ben biraz araştırdım. Hı. Bu cimriler kim, ne yapıyor diye. Özelliklerinden bir tanesi sevgili dinleyiciler... rakamları asla yuvarlamamaları. Heh. Yani o kaç yuvarlamadılar lirası... be gerçekten. <laughs> yani 53 lira 25 kuruş o. Yani sen düz 50 lira dersin. 53 dersin <laughs> kötü. Böyle fakat cimrilik arkadaşlar aslında ...zannedilenin aksine bir huy. Değil. Hı hı. Cimrilik kişilerde sosyopatik, narsist bir yapı olduğu anlamına geliyormuş. Yani bir kere hani narsizmi zaten son dönemlerde her yerde sen de biliyorsun hı hı. konuşuluyor. Narsist hı hı. kişilerden uzak durun diye. İşte cimrilerde de belirgin bir şekilde narsizm var. Aynı zamanda bir sosyopati de, sosyopatlık da var. Bayağı korkunç. Bayağı korkunç. Şimdi bu kişilerin kendinden başka kişilere karşı yoğun bir güvensizlik duyguları varmış. Hımm. Dolayısıyla bir, şimdi ben sana bir şey ısmarlayacağım ama ben sana güvenmiyorum. Sen Zaten. Onu he. bana geri ısmarlayacak mısın? Öyle öyleli güvensizlik gibi mi? Bir o kısmı var maddi boyutundan bakarsan. ama Ben sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. mi? Söyle. O cimri o şeyi senden geri alır. <laughs> onu unutmadığı için. Yani cimri senin hayatındaysa. Hı hı. Mesela onunla tatile gidiyorsan, oturup çay kahve içiyorsan. Yani bir cimri varsa hayatında hı hı. sana verdiği her şeyi geri alır belli ki. Yani olabilir. Ee, zaten de şöyle söyleniyor. Yoğun bir güvensizlik hissi bence tabii ki bu maddi kısmı onun yansıması. Aslında hmm. insanlara yoğun bir güvensizlik hissi var. Dolayısıyla kişi neye güvenecek? Paraya. Hayatında paraya güvenecek. Dolayısıyla para onun için en sağlam güvence. Bu yüzden onu elinde tutmalı. Ah canım. Yani bu programın sonunda cimrileri ağlayacağız. <laughs> güvencesinden yiyorsun anladın mı cimrinin sen ona çay ısmarlattığın evet. zaman. Dolayısıyla böyle canından bir parça koptuğunu hissediyor. Ay be. Üzüldüm be. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mesela bu cimrilerin şeyleri vardır. Ee, aşamaları ve kademeleri vardır. Tabii tabii Az de... cimri, biraz cimri, evet, çok, çok cimri. çok cimri. Allah kahretsin cimrisi. <laughs> Seninle de bir daha o aynı masaya oturursam benim adım Vahide değil cimrisi. Ha, cimrilik mimikleri var. Aa, nasıl? Ay, şimdi hadi yap bakalım. Şimdi yumruğunu sıkıyorsun. <laughs> evet, sıktım. Ondan sonra avucunun alt kısmını böyle ağzına ha, götürüp Ha, anladım. buradan sıkar, buradan ha. yalar. O da ay ne acayip Aynı ya. pis ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak bu mesela şu açıdan çok ilginç değil mi? Atasözlerini genelde söylersin ve biter. Bunu hareketiyle yapman gerekiyor. Çünkü diyorsun ki buradan sıkar, buradan yalar. Olmuyor. Nereden sıkıyor? Ha. Nereye yalıyor tam <laughs> Nereye olarak. yalıyor tam olarak diye. İlginç bir keşif oldu. bugün. Hakikaten bu, 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 bak için. cimriliğin bize bir e, şey olarak geçtiği de ben hiç düşünmemiştim. Davranış değil. Neden ona? Mimik. Hı -hı. Cimrilik mimiği varmış. Varmış gerçekten ve onu şu anda keşfettin. Bravo. Harika. Sana alkış. Şimdi cimrilik ilişki bitirir mi? Bitirir. Senin mesela böyle cimri demeyelim de biraz tutumlu olduğu için belki yani cimri birileri zaten beraber olmayacağını varsayıyorum ama böyle tutumluluğunu İnşallah. rahatsız ettiği tutumluluğu. biri oldu mu hayatında? Ya ben aslında işte sonra ona tutumluluk dedim cimri arkadaşıma. E çünkü beni biraz daha yumuşattı tutumlu deyince. Yani <laughs> cimri değilsin de tutumlusun. <laughs> gibi aslında öyle bir fikir şeyim oldu. Fakat şunu gördüm. E bir cimriyi e, alıştırabiliyorsun zaman içerisinde. Hı. Yani belki senin geldiği noktaya gelmiyor. Hı hı. Ama belki bir yerde sana demek ki o güven duygusunu verebildiğin bir an yaşanıyor cimrilerle. O zaman cimriliği yenmenin yolu güven duygusunu pekiştirmektir diyebilir miyiz? Hesabı ödeyin ya. <laughs> Uğraşmayın. <laughs> Ben zaten bizde niye diyelim burada hangi uzmanlıkla? <gülüyor> <gülüyor> biz kimiz ki burada ders veriyoruz arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> bildiğimizi söylüyoruz ders vermiyoruz ya. Ya benim bildiğim bir hikaye var bizim ha. bir arkadaşımız. Çok özür dilerim hikayeden şunu... önce şunu e, belirtmek isterim bizim e, şey fikir beyan ediyor olmamız bazı yerlerde Hı. İşte bunlar da her şeyi kendileri biliyorlar. Vay efendim. <laughs> İşte ne kadar otoriteler, sanki onlar otoriteler. Böyle yorumlar geliyor değil öyle mi? Öyle olmuş. Hak, ya öyleyiz bu arada. Biz otorite olarak bu iki mikrofonun karşısına geçmeye yani karar verdik. Ya zaten neden başka türlü oturup bunları konuşalım? Biliyoruz da konuşuyoruz arkadaşlar. Evet abi mesela şunu mu dinlemek isterdi insanlar? Bence öyle olabilir ama yine de en iyisini siz bilirsiniz. Ya, a -a. <laughs> Şimdi vahideyle Erdem... <laughs> Kendilerinden başka insanlara diyecek ki siz bizden daha iyi bilirsiniz. Mesela yani. Böyle bir şey mümkün görülmüş. değil e, bu yorumu yapan sevgili dinleyicimiz. Herkes bizim didaktizmimize, evet. otoritemize boyun eğecek falan falan <laughs> <laughs> Delirdi. Gerçekten öyle. Ayrıca ne yapalım? Burası böyle bir ülke. Mesela reisimizin yaptığı son açıklama neydi? İslamofobi mi? Evet. İslamofobi <gülüyor> düpediz düpediz. <gülüyor> düpediz İslam düşmanlığıdır ya dedi. Evet öyle demiş. Bak ben bu konuda aydınlandım. Çünkü ben biraz daha şey zannediyordum İslamofobi'yi. Yani İslam'ın içine çok girmesen Heh. ilgilen ama hobi olarak ilgilen. Yani bir tedirginlik Heh. gibi düşünüyordum ama bayağı fobi Bayağı düşmanlık ya maalesef. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Cimri insanla arkadaşlık zor. Ama en önemli en zor şeylerden bir tanesi bana sorarsan tatil. Ay cimri insanla tatiline gerçekten ya. Hmm. Bak, Sen yani, ufak ufak şey içine çekildin. O tatilden saniye, uzuyorsun benim yani. anladığım kadarıyla. <laughs> şey hemen ona dönüş bileti aldım. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sen şuradan bir uza da ben bir tatilimi yapayım diye. Ah be. Ya mesela şu sinirini bozar mı? Tabii ki bozar da benimki de soru. Hı. Ya Mesela bir yere gidilecek ya orası çok pahalıdır. Boşverin halk plajına gidelim ya Hı. da işte akşam bir meyhaneye gidelim istiyorsun. Belki hı. bir kulübe gitmek istiyorsun. Tatildesin. Eğlenmek istiyorsun. Ama o orada çok para harcayacağını düşünüp hı hı. sana daha alternatif diyeceğim ama o senin için bir alternatif değil sunduğu şey. Mesela diyor ki şu kaldırımda oturalım. Ha. Mesela barlar sokağı var. Evet anladım. İçkimizi şuradan ha, alalım. Kaldırımda aynen aynen tek elden alalım. Kaldırımda müzik geliyor buraya. Nasılsın? Ben hala sarhoşluk seviyeme göre kabul edebilirim o esnada. <laughs> e, ama şeyden ee, ya onun yapmam herhalde. Ben ya, halk plajına giderim lütfen beni halkımız yanlış anlamasın. Ee, hı hı. İlla bir bir yerce gidecek halimiz yok. Yok tabii. Ki. Ee, bizde de para çok gibi anlaşılmasın yani. Bizim Cimri ruhumuz, değiliz biz kendini zengin zanneden insanlarız ve bunun da zaten sık sık da hı hı. bunun böyle olmadığıyla da sık yüzleşiyoruz. <laughs> yüzleşiyoruz yani böyle bir durum var. Zor bir şey. Şimdi cimrilik belirtileri hı. aslında daha doğrusu. Tipik özellikleri, ortak özellikleri hakkında biraz bilgi vereceğim hmm. ben. Şimdi diyor ki Cimri'ler biraz önce zaten geçmişti küçük hesaplar yapıyorlardı. Hı hı. Asla rakamları yuvarlamıyorlardı. Bununla ilgili aslında bizim bir anımız var. Londra'ya gitmiştik seninle hı. bir arkadaş grubumuzla. Biz de sevgili dinleyiciler tatile gittiğimizde kim ne harcar ona çok bakılmaz. Hı, hı. Ya böyle ortaya biz ortak bir para atarız hı. ya da ortak harcamalarda en son kim neyi harcadıysa o ortaya çıkar ama yani yemeği sen ödedin o öyle oldu böyle oldu değildir bu. Mesela hı hı. araç kiralanmıştır, onu ben ödemişimdir. Evet. İşte konaklamayı sen ödemişsindir gibi. Onlar önceden ayarlandı. Biz kendi kendimizi kompanse ediyoruz yani orada. Sonra orada şunu yapıyoruz. Yani konaklamaya sen şu kadar ödemiştin, işte araç kiralama bu kadar tuttu. Burada işte okey benim sana bu kadar vermem hı. lazım gibi. Bunları bölüşüyoruz. Galiba bir 3 lira mevzu olmuştu bizim. Ay evet ya <laughs> Nereden çıkmıştı o üstüne lira? Niye eksikti? Ben o kısmını hatırlamam yani biliyorsun. Yani eksik falan değildi. Senin bana ödemen ra gereken rakam atıyorum 2383 liraydı. Okay. Ben sana 2380 <laughs> yatır 3 <üç> lirayı da <gülüyor> elden <gülüyor> alayım <gülüyor> de, <gülüyor> <gülüyor> demiştim. <gülüyor> Mantıklı fikir. Hala vermedim 3 lirayı. Hala vermedin. Senden hala 3 lira alacağım var. Hesabı başkasına ödetmenin yolunu aramak cimrilerin ortak özelliği. Hı <laughs> hı. Bununla ilgili zaten şeyler var böyle yöntemler, taktikler. Ben bir taktik vermek istiyorum. Ay lütfen. Arkadaşlar, cimriyseniz. Hı. Ben bu hesabı başkasına nasıl ödeyeceğimi şey düşünüyorsanız, evet. <laughs> Cimriler gelsin bize taktik versin be. Ama bak ben sana <laughs> ne diyorum? Biraz önce dinleyicimize de ne dedim? Hı. Her şeyin iyisini biz biliyoruz. Ay, doğru ya. Bir Unutuyorum cimriden bazen. daha çok cimriliği biz biliyoruz. Hı. Lütfen. Şimdi arkadaşlar, klasik taktikler vardır Hı -hı. hesabı masadaki diğer insanlara. Hemen için. tuvalete gidersin. Evet. Telefonun çalar falan. Ha çal çalmış. Hı. Ya bir dakika işte filan deyip bir, bir yol bulursun. Şimdi bunlar çok klişe. Cüzdanım nerede? Ha bunlar çok klişe. Dolayısıyla artık bunu insanlar yemiyor. Hı -hı. Bizim size tavsiyemiz şu. Hı. Yanınızda nakit para bulundurun. Hı -hı. Ve o nakit parayı bölüştürün. Beş lira bir cepte. Ha, küçük küçük bölüşsüz. Aynen. Üç lira çakmak cebinde. Aha. Vay efendim bir birazcık bozukluk çantanın bilmem ne gözünde. Aha. Öteki montun cebinde. Yani üstünüzde toplasanız 30 lira var. Aha. Ama otuz parçaya bölün. Onu da parça üçü bir yerde bölün. beşi yani bir yerde. Yani bir yedi bir, sekiz bir, bir parçaya bölün. Hesap geldi mi? Siz zaten ödemeye çok heveslisiniz. Ben öyleyim şu an. Başlıyorum şey yapmaya, çıkarmaya. Ay dur üç burada vardı. Vay orada beş vardı. Bir şey söyleyeceğim Dur bakayım ya. şurada da olacaktı. Esmeray değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Ama Esmeray şimdi değil. Sen hesabı ödedin Hı. mesela ve ben Aha. aslında kaçmıyordum. O sırada denkleştirmeye çalıştım. Ödeyecektim. Evet çok mantıklı. Evet o da muhtemelen şey der herhalde. Bir sonrakini ben öderim. Ha. Gibi. Mesela. Neyse sonrakini ben öderim falan Hı. dersiniz. Paranız mesela böyle. Dolayısıyla cimrilik etiketinden kurtularak böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir şey ısmarlarsa başına kakar diyor yani sürekli. Onu bir hatırlatır sana. Ha, çay içmiştik. Hmm. Çayı ben ödedim. Hmm. Yani Ay. ben ödedim demez ya. Senle de geçen gün şurada çay içmiştik. Falan, bir ha, yine orada mı içsek? <laughs> <laughs> Katil cinayeti istediği yere geri dönecek. Mesela. Hmm. Böyle bir başına kakma varmış. Aslında bu insanlar değer verme konusunda da cimrilerdir diyor. Hatta cimriliği gibi... oradan çıkıyor. Evet, okay, evet, tamam Aynen. ...herkesin onu kazıklayacağını düşünüyor. Hmm, çok zor bir hayat ya. Cimriliğe ben üzüldüm şu anda. E bence bence de çok zor bir hayat. Mesela herkesin seni kazıklayacağını düşünüyorsun Evi bu tamircisi geliyor ya. mesela. Ay. O kesin kazıklar. bu <laughs> Yani e şeyiyle çalışan... E ...namusuyla çalışan... ...namus ne ya? Bir şeyiyle ben çalışan... Da kimiyle çalışan... ...etik duygularıyla çalışan... <laughs> Etik duygularla çalışan bütün buzdolabı tamircilerinden özür dilerim. Tamam. Ama sana şunu garantisini vereyim ki Google'a kombi tamiri, buzdolabı tamiri hı. bilmem ne falan yazıp ilk sonuca basarsanız dolandırılırsınız arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız onu yani? Benim onun için geçerli bir yöntemim yok. Soracaksın ya. onu hı. var mı bunun var mı bence. Mesela Önceki evdeyken, daha hı. önceki evimdeyken bir tadilat gerekti. Ben ev sahibine direkt şey dedim yani bakın ben birilerini bulurum. Hı hı. Ama ben kesin dolandırılırım. Ay evet Hiç yani hiçbirimize yaramaz. Bulun dedim yani. Bak işte bir yöntem geliştirmişsin sen evet, de. Evet zaten para onun cebinden çıkacak çünkü onun Abi evi. Ha bir de kaldı ki. Ha, yani o yüzden arkadaş sen dolandırılacaksın mı, ne yapacaksın? Yani sen artık evet. orada kendin bak diyorsun. Bu iyi fikir. Evet sonra sürekli parasızlıktan ağlamak. Ki ona bir şey ısmarlatmayalım ya da zaten parası olmadığı için biz karşılayalım biz yapalım e biz de şu da var, gibi. Bir var. Yani sanırım şimdi istifçi oluyor ya para konusunda. Hı hı. E yani sen de para olduğunu anlarsan ben seni bir yoklarım gibi. Ha yani bir ihtiyaç olduğunu bilmememiz bir şey lazım. O baştan zaten kapatıyorsun orayı. Hı hı. Yani sürekli bir ay hiç param da yok. Ay geçinemiyorum da. Zor durumdayım dersen benim aklıma senden para Esmerim isteme. Ya, burada, burada. <laughs> Ay Allah'ım ya, İzmir'in bir kartından 30 lira, öteki kartından 40 lira. Burada da bilmem kaç lira nakitim var falan. Efendime söyleyeyim, hiç geçinemiyorum, geçinemiyorum evet, falan. Bu ne? İzmir ayı bunlar. Onun bir de Ama hiç cimri izni değil. yoktur. Hepimizden. Çok gezer, evet abi, her yere Evet izin gider. cimrisi. Ama hiç izni yoktur, hiç tatili yoktur onun. Ee, ayrıca para onun için harcanması gereken bir şey değil. Hmm. Biriktirilmesi, stoklanması gereken bir şey cimri insanlar e çok... için. Evet. Her eşyayı sonuna kadar artık kullanmak. Ya kremleri, tüp kremleri kesip, Heh. şampuanları ters döndürüp, Evet diş macunlarını rulo yapıp. Diş macunlarını kesen de var. Heh, ya Di da. Bir noktada artık mesela maket bıçağını alıyorsun, onu ortadan ikiye yarıyorsun. Böyle yaprak gibi açıyorsun. Ha. Ondan sonra artık onun böyle dişlerini sür <gülüyor> <gülüyor> sürtü herhalde. Böyle bir şey olabilir. Ee, bakalım... ha fazla arkadaş cep boşaltır bu insanların felsefesiymiş. Hmm, bu bir cimri atasözü müymüş? bu bir cimri atasözü. Hmm. Kayıtlara geçsin. Çok arkadaşın şey şikayeti de olabilir tabii cimri için. Hadi dışarı çıktın işte bilmem nereye restorana bara bilmem nereye gittiğini haricinde ya arkadaşın sana gelirse? Ha tabii sen tercih etmiyorsun mesela. Niye desin <laughs> ki? Evindeki kaynaklarını kullanacak düşünebiliyor musun? Onlar gelecek bu oh, sefer. shoot. Valla cimriliğe yapabilecek en iyi prank buymuş bir Gerçekten. cimri arkadaşımız olursa. Evine çökün. Kesinlikle. Ee, peki mesela senin ufak tefek cimriliklerin oldu mu bu hayatta hiç? Yani e, aslında oldu. Hı. O biraz da tabii hayatımın özellikle belli bir döneminde yani kısıtlı bir gelirle Hı. hayatımı değiştirdiğim. Hı hı. mevcut halimden daha fazla maddi yükümlülüğün altına girdiğim bir dönem, onun üstüne bir de kredi çekip daha da araba aldığım bir dönem. Bu seni fakir mi yapıyor, cimri mi yapıyor? E, yani şöyle olmaya başlıyor Mesela şunu düşünüyorsun, e, eve temizlikçi çağıracaksın örneğin, ya ben temizim de bu para bana kalsın demeye başlıyorsun. Bu seni fakir mi yapıyor, cimri mi yapıyor? Tekrar e, biraz söylüyorum. Biraz imkanlarım kısıtlı, biraz fakir yapıyor tabii hı. ister istemez Ama cimri, ya aslında cimrilik sanırım şey, yani onu yapabilecekken. Yapmamak gibi. Ben i̇şte, orada yapamıyordum. Yani ben yaparsam senin... hesabım şaşıyordu, iyi olmuyordu. O dönem için bu, bu kişiyi cimrilikle ee, sınamazdım herhalde. Fakir derdim. Yani şey sana falan... İstefa fakirleşti kız derdim. Ha, şunu yapmışım olmuştur örneğin. Hı. Yani işte kahvaltıda buluşulacak arkadaşlarla hı hı. orada olmak istiyorum ama ee, kahvaltıyı ee, ödeyecek. Param var ama Hı -hı. onu oraya vermek istemiyorum. Evet, evet çünkü yani. o parayı başka bir yerde kullanabilirim. Kahvaltı edip kahve içmeye gidiyordum. Güzel. Bunu sevdim. Hı İyi bir fikir. Fakirlere de önerimiz olsun. Peki hiç şey yaptın mı? Ee, arkadaşın gelmiş kış. Sen de Hı -hı. bir markete gideceksin falan. Gideyim de kombiyi kısayım. <laughs> ben evde <gülüyor> 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 O markete gitme mesafesinde olmaz da mesela. <laughs> Sen geldin benim evime. Kalıyorsun iki gün falan. Ben, ben çalışmıyorum de o sen işe, işe gidiyorsun yani. O acaba Abi şeyi şey. bir düşünürüm mesela iş yerindeyken kısmasam da ya ben yokken Erdem kombi köklemiş midir mı? acaba diye bir düşünebilirim yani çünkü benim o sırada o kombi kısma o hmm. benim için zaten ben oradayken de kısıktım yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Cimriye kalp krizi geçirtebilirsiniz arkadaşlar evine <gülüyor> yerleşerek. <gülüyor> Bu cimriler <laughs> evleniyor da. Hmm. Ay çok zor bir hayat evlendiğiniz. Bence herkes için zor. Bak ben Cimri'ye üzülüyorum şu anda. Hı hı. Tükaka diyemedim yani. Programdan önce derdim yani Allah da bunların bildiği gibi yapsın yani. Bozuk para altında kalsın derdim. <laughs> Ama şimdi üzüldüm. Hem Cimri'ye üzüldüm hem partnerine. Evet bir de yemek içmek kıskanmak da öyle bir şey. Mesela sayılı olması gibi bir şeyin. Cimri'nin evinde her şey sayılıdır. Ya bana Yediğin başıma... içtiğinin de sayılıdır. Başıma bir gün ne geldi ya? 5000 senelik arkadaşımın evinde oturuyorum işte çok güzel bur... Acaba ben miyim? <laughs> burger yapıyor <laughs> falan. Ondan sonra ya böyle evde yapılmış burgerin hepsi fabrika çıkışta olmaz ya. Biri biraz daha büyük olur, biri ha, biraz daha küçük olur. olur. <laughs> Şimdi ben misafirim. Onlar da bir çift. Dolayısıyla kız da benim 5 bin senelik arkadaşım abi. Yani burgerin büyüğünü basama koydu. Benim <laughs> tamam. tabağıma koydu. Tamam. İki gün üçümüz kendimize gelemedik. Neden? Nasıl burgerin büyüğünü ben yermişim. <gülüyor> <gülüyor> Peki şöyle şeyler olabilir mi mesela sende kalıyorum ben. Hı hı. Ee, yine sen evden çıkacaksın mesela bir tane tatlı var. Ama bir tane var evet, tek değil mi evet yani? Onu böyle hani açıktan bunu ben yiyeceğim diyemiyorsun da dolapta hmm. böyle bir, bir soteye atar mısın? Arkaya böyle koy, yani. arkaya koyuyor. Yani koy. koy. ya, cimli olsaydım. Yapardım. Allah size yardımcı olsundu. Çok cimri <laughs> olurdum muhtemelen. Ben de öyle az cimri falan Dipsamani olmazdım çünkü. yani. Yani her şeyin dibini göreceksin. Gerçekten öyle. Cimli e, cimri olmak isteseydim vallahi dolaba da saklardım. Ana ben ay bir sürü ayak yapardım ya. Bir onu pisleştim ha. <laughs> Gerçekten. Gözümde canlandı cimrilik. <laughs> ben de senin bunları söylerken gördün gözündeki değil mi? parlamayı gördüm. Yani. Cimrinin cesi. <laughs> Başka neler yapabilirdin acaba diye düşünüyorum. Ya benim arabamla gitmeyelim. Senin ha, arabanla evet, gidelim. Evet, evet. Ee, ondan sonra. Başka ne ya? Başka mesela şeyler olabiliyor. Ya ben yürüyeyim bir hava alayım diyor mesela. Yani... Ha, beş kişisiniz. Be dördü birden taksiye bindi. Ha, ben yürüyeyim hava ha. alırım hem azıcık falan diyor. Ya da minibüse binilecek falan. Ha. Yani yürürüm ben ya. Biraz hava almış olurum. Böyle bahanelerle mesela. Hı -hı, Bu sırada hı. o iki lirayı minibüs parasını verme. vermemek üzere. Vermemek üzere. Ama bu e, bana sorarsan cimriler altın çağını yaşıyorlar şu anda. Çünkü dünyada hani bu kaynaklar kısıtlı. Hmm. Ondan sonra bir de cimbrileri her gün 10 bin adım atmalıyız. Hmm. Ya yani bak bu hep bu felsefeler aslında e, cimrileri destekleyecek nitelikte. <laughs> Size de gün doğdu abi ha, iyisiniz. Hakikaten ha. Bu kadar olsun. Gerçekten abi. Biz i̇şte de gibi, bu cimri dakikada kapatalım mı? ya. Siz de bebeğimsiniz. Bundan sonra size hoşça kal yok falan. Hoşça kal cimriliği <laughs> yapıyorum. Yapabileceğim tek hoşça kal. Ay tek cimrilik ben. <laughs> Burası çok karıştı ya. Sen istersen kesersin beni. <laughs> Öptük. Sevgiler. Bakmadan duramıyorum.